Bismillahirrahmanirrahim. Son Din İslam programının yeni bölümünde yine beraberiz. Şükürler olsun kavuşturan'a. ettiğimiz üzere bu bölümde inşallah Allah nasip ederse İslam ve İslam edebiyatını konuşmaya çalışacağız. Konuğumuz tabii ki canım efendim Hayati İnanç Hocam. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız efendim? Elhamdülillah. Ramazan'ı da bitirdiniz hocam. Ya. Çok çabuk geçti. Ne düşüyor gönlünüz hocam? Vallahi yolun sonunu hissediyorum. Ben bunu bir ihtiyara sorduydum da 25 yaşında var yok avukatım. Denizli Çameli. Böyle ikindiden sonra eve gitmek lazım ama hmm. çalışkan avukat. Dosya inceliyorum falan. Gitmiyorum. Bir amca çıka geldi. Amca baba dostu. Babamın akranı. Pek de öyle adliye müdahilini falan değil. Şahitliği bile olmaz yani. Hmm. Avukat bürosunda o saatte ne işi var doğrusu şaşırdım. Dedim amca hoş geldin, safa geldin de senin bize işin düşmez dedim ya, ya bu mübarek günde. Ya zaten ben de sohbete geldim dedi. <laughs> ha iyi. Benim de aradığım o dedim o zaman. Nasıl geçiyor dedim Ramazan. Son ona gelmiştik. İlçe merkezi konuştuğumuz yer, 30 kilometre uzakta da köy, Sarıkavak köyü babamın köyü. Hı hı. O köy içinden Dalaman çayının geçtiği küçük garip bir köy efendim fakir. Orada küçük bir cami var. Şimdi. ...anıt filan sayıldı artık... ...çivi çakılmıyor öyle duruyor tarihi eser hüviyetinde... Hmm. ...yeni yapıldığı günler... ...o camide dedi namaz kılıyoruz... ...baban da bilir dedi... ...çocukluğumuzda taş çektiydik dedi... ...sor sana dene anlatır... ...ee dedim... ...o cami ilk ibadete açıldığında... ...on 12 yaşındaydık dedi... ...ve bizi içeri almazlardı... ...caminin bir kayyımı vardı... ...furuncu amca dirsekle bizi kovardı. Hadi bakayım haylazlar derdi. Biz pabuçlukta şöyle bir yerleri düzeltir iyi kötü taşın üstüne secde ederdik. Hmm. Büyüdükçe kabul edilmeye başladık. İçeri içeri girdik girdik. İşte bıyıklarımız terledi. Bir saf ilerledik. Evlendik ortalara falan geldik. Zaten beş saf alıyor cami. Nihayet bu sene en ön saftayız. Yaşımız elliyi geçti dedi. Eee dedim Salavat arasında dedi şöyle bir baktım dedi gözüm pencereye ilişti kabristan görünüyor dedi. <laughs> bir sonraki saf <laughs> bir sonraki saf orada. <laughs> yani ayak kabılıkta başlayan hikayemizin sonuna geldik. Yolun sonu görünüyor evlat. Ne evladım. kadar güzel. Şimdi yani. bana nasihat etmeye gelmiş adam. Belki kendi de bunun farkında değil de. Ya birden bir şey açtın bir sürü şey geldi aklıma. <laughs> Bunu kıymet, bunu nimet bilmek lazım işte. Eyvallah. Yani bir kimsenin bu dünyada en büyük kazancı, en büyük mutluluğu, yaşama sebebi olsa olsa, şairin dediği gibi, güzel insanlarla sohbet, birliktelik, oturup kalkma, yani cihanda cennetül me'va muvafık yarla hemdemdir dediği gibi şairin, buna sahipseniz, o adam kendisi farkındadır veya değildir. Size lazım olanı size söyler. Onun dilinden dökülür. Allah sana bir vaiz gönderdi yani aslında durum o. Ne kadar. Yani ne olacak işte herkes geliyor gidiyor. Han bir dünyayı kahvehaneye benzetmiş adamın bir tanesi. Her gün dolup boşalıyor diyor, İçeridekiler değişiyor sadece, <laughs> dışarıdan baktığında müşteri aynı falan. Öyle bir alemdeyiz. Tabii biz de Allah artık rahmet eylesin. Vefat etti değil mi o beyefendi? Çoktan. Çok çoktan. Var. Allah, gani, Allah rahmet gani, etsin. Gani, gani rahmet eylesin. İnşallah. O amcanın bana bir başka nasihatı da şu olmuştu. Onu da söyleyeyim de. Ondan sonra <laughs> sorsanız <laughs> <sen de gülüyor> sorsan. <laughs> Bir gün geldi. Enteresan ya Ama amca. Ya ben bile korkarım demiş. Dedi. Amca kim demiş? <laughs> cehennem demiş oğlum. Allah Allah! Neyden korkarmış? Demiş ki cehennem, ben cehennem olup dururken haviye'den korkarım. Neyden? Haviye. Cehennemin en alt tabakası. mürtetlerin atılacağı yer diye bildiriliyor kitaplarda. Yani cehennem 7 tabakadır diye işte <laughs> malumat var ya. Cehennemin sair tabakaları oradan korkarmış. Gidenin halini sen düşün diyor yani bu kimlere layık iman nasip olmuşken Allah göstermesin kaybeden, Allah mürted Allah olan. Allah İmam Ahmed İbni Hanbel'in duası, Ya Rabbi iman nasip ettiğin kolundan bunu alma. Felaketlerin en büyüğüymüş çünkü o hatta derler ki bir kişinin imanına vesile olmak şöyle 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 kıymetlidir tamam yani akıllara sığmaz övgüler vardır ama ondan da kıymetli olan iman ehli birinin imanını kurtarmak. Aynen. Tehlikeye düştüğünde, küfre doğru gidiyor gördüğünde ona el uzatmak. Dedik ya, iyi arkadaşın varsa aslında her şeyin var. Aynen. Yani Allah dosttan mahrum etmesin. ya. Amin inşallah. Kiminle halleşelim diye soruyor. Ya salına kim girecek sonra ya. Allah Allah. Yani oynadın kalkadın işte işlet yaptın yattın kalktın İyi de ben giderken yanımda mı değil mi? Ya. Sen ona bak yani ne olmuş? Mala mülke, servete, şöhrete tav olan olur her zaman olur ama seni Allah için seven varsa sana şefaat eder, sana şahitlik eder. Fatiha okur arkamdan, Fatiha okuran, okur arkamdan. çoluğuna çocuğuna göz kulak olur. Buna sahip olmaya çalışmak, bunları çoğaltmaya çalışmak Anladım. lazım. İnşallah, inşallah. Hocam bugün İslam ve edebiyat, İslam edebiyatı konuşacağız inşallah. Edebiyat, edep kökünden geliyor değil mi tabii, hocam? Tabii. Peki bu edebiyatla edep ilişkisinden birazcık başlayalım mı? Girişi buradan yapalım eğer münasipse sizce de. Estağfurullah. Şimdi edebiyatın ben özellikle bildiğiniz gibi klasik şiir faslında, son bir asırda verdiğimiz adıyla divan edebiyatı faslında <laughs> çok oyalandım. Orada başlıca iki tür şiir rastlarız. Aşıkhane, hakimane. Aşıkhane şiirler aşığın terennümleridir, sızlanışlarıdır. Aşka dair maceralarını döker kağıda. Her biri bir başka türlü söyler. Yanan aşk ateşi yine ateşi dozahtan eymindir. Ne kim bir kez yanar yandırmak anı gayrı mümkündür. Diyen Fuzuli gibi ki okuduğum beytte dediği şu aşk ateşiyle yanan cehennemde yanmaz çünkü yanan bir daha yanmaz hmm. kabilinden aşikane söyleyişler. Ama hakimane söyleyişlerde işin tabiatı gereği nasihat vardır. ...doğruyu eğriyi gösterme, işaret levhası... ...işte aman ha dikkat et şurası tehlikeli... Bura, ...burada çukur, burada tümsek var... ...kaza olur, bela olur... ...kendine dikkat et kabilinden... Nasihatler. e ...nasihat edenle edilen arasında bir... ...astlık üstlük ilişkisi olur haliyle... ...yani bilen nasihat etmektedir... ...neticede... Hı -hı. ...muallim talebesiyle bir şey demektedir... ...işte edebiyatta edep orada devreye girer... ...bu işi yapan, nasihat yazan şair muhakkak şiirin bir yerinde en geç son beytinde bütün nasihatları kendine yapıyormuş gibi, hmm. özüne hitap ediyormuş gibi, kendine öne... Ey nefsim sana söylüyorum. Hmm. Peki bu ne getirir bize? Biz üçüncü kişi mevkiinde kenardayız. Adam gönlüyle söyleşiyor, sohbet ediyor, biz dinliyoruz. Biz de hisse almaya çalışıyoruz. Biz hisse alıyoruz. Geçen sefer bir vesileyle temas etmiştik. Yani vaaz edilmiyor... Sohbet ediliyor. He. Sohbet ile vaaz arasında fark var. Vaiz yukarıda olur. Sohbet diz dize karşı karşıya olur. Bir programınızda ne kadar güzel anlatmıştı... Bek, e, ...Ebu Bekir Hoca, Ebu He. Bekir Sifil. E, Avrupa'da eğitim sahasında duayan bir şahıs... ...öyle hmm. bir eğitim şekli anlatıyor ki yerde mümkünse diz üstü oturarak göz teması göz temaslık kesmeden göz hizasında hmm. aslık üstlük olmadan 20 25 kişiyi geçmeyen odalarda mümkünse büyük amfilerde değil başlar örtülü olarak falan medrese anlatıyor adam. Hmm. Bunun üzerine bizimki de demiş ki işte bir resim göstererek bizde böyle eğitim sistemi biliyorum ama 100 yıl önce terk ettiniz de biliyorum. Hmm. Yani ilimde de edebiyatta da o edebe riayet edep muhataba saygı, onu Allah'ın kulu olarak görme, aslık üstlük ilişkisi kurmayıp gönül sohbeti, can sohbeti yapma biçiminde Resulullah Efendimiz'e hürmeti en üst perdeden natında anlatırken Nabi bütün sözleri kendine söylüyor gibi bağlar. Müraati edep şartıyla gel Nabi bu dergaha. Matafı kutsiyandır. Bu segahi enbeyadır bu. İşte edep burada kendini gösteriyor. Bütün makardır fenniyâ ya bu arzu akdes bir şeyhin şaha. Onu tahmis ederken de fenni yine kendine söylüyor. Yine kendine söylüyor. Edebi başta böyle gösteriyor kendini. Yani muhataba bir şey demiyorum. Ben nefsime söylüyorum. Arzu edersen sen de kulak misafiri olabilirsin. Bir hissen varsa al. Bundan ben ancak sevinç duyarım. Bir hayra vesile olmaktan dolayı bahtiyarlık duyarım. Yoksa ben biliyorum sen bilmiyorsun değil. Değil kesinlikle. Bu nedir? Pedagojinin temel kuralına riayet. Temel kural insanlar öğrenmeye bayılır ama öğretilmekten nefret eder. Aynen. aynen. Bunu gözden uzak tutmadığınız zaman... ...sadece edebiyatta değil hayatın bütününde... Hakim olan bir edep anlayışına kavuşma imkanı doğuyor. Hocam İslam edebiyatı diyoruz. Şeyi nasıl tefrik edeceğiz peki? Bir edebiyat türünün İslamiliği ya da değilliği bunu nasıl ayıracağız birbirinden? Bunu öncelikle o şahsı tanımakla başlayacağız tabii. He. Onu tanıyor olmamız lazım. Çünkü şekle baktığınız zaman beyitler birbirine benzer. <laughs> Aşağı yukarı ayrı İslami uzun. olup olmadığını nereden anlayacağız? Bir edebiyat ürünü. Birincisi yani kendini tanıyor olacağız. Ha, Hangi şahsını, yazanı. Nereden ha. geçti? Hangi yani hocası Kimden kim? Kimden sadır oldu? Kimden sadır oldu? O kişiyi tanımak önemli. Sonra eğer bilgi içerikliyse böyle derin konulara girip çıkıyorsa artık bizim de o şiire başlamadan evvel bir temel din bilgisine sahip hmm. olma ihtiyacımız var. Hmm. Yani o takdirde ortak dili bulabiliriz zaten. Yani nabiyi okurken benim Nabi ile söyleşirken benim haletim bu. Ya biliyorum ki o da yani mızraklı hali okudu. Hüccetül İslam'dan mezun oldu. mesnevi Şerif'ten haberdar efendim. Ortak bir e, dilimiz var yani. Hmm. Hüsnü zanla hiç tereddüt etmeden yani bir de şair o tereddüte mahal bırakmaz zaten kolay kolay. Yani neticede ilmihal kitabı değildir bu. Neticede e, ilmi bir eser, tarih kitabı değildir bu. Yani o zaten bilinen, ortak paylaşılan değerler üzerinde terennüm eden bir bülbül gibidir. Şairi tanıyorsanız, Sözlerinde de böyle bir fevkaladelik, acaba burada ne, ne oldu, bir yanlış mı var filan ...diyecek hususlar yoktur, olmaz. Hı. Bu tevatürle sabit oluyor. Büyük şairleri bu yönüyle tanıyoruz. Hı hı. Ee, i̇şle biraz meşgul olanlar da bilirler zaten. Baki dendiği zaman, Nabi dendiği zaman, Fuzuli, Şeyh Galip dendiği zaman bilirsiniz ki... ...yani orada bir ima varsa da gayri İslami değildir. Onun bir demek istediği vardır. Orada bir ortak dil var. Edebiyatın kendine mahsus bir mazmunlar alemi, imgeler alemi var. Hı hı hı. Oraya tercüme etmiştir. Yani... Zahit mesela fıkıh kitabında dünyanın fazlasından el çeken adamdır ama şiirde zahit ham sofudur. Hmm. Yani o o kadar bilgiye de ihtiyaç var tabii. Eyvallah. Yani hepten bilgisiz şiir olmaz. Yazarken de olmaz, okurken de olmaz. Eyvallah. 100 dayanan, asırlara dayanan bir İslam medeniyet birikimi var. Bu medeniyet birikimimizin bugünlere gelmesinde, aktarılmasında edebiyatın rolünü ne olarak görüyorsunuz hocam? Çok büyük rolü çok var. Çok teknik sorular soruyorum değil mi çok, bugün hocam Çok büyük size? sorular yani. <laughs> çok büyük rolü var. Ee, normlar hiyerarşisi diye bir şeyden bahsederiz biz hukukçular. Hmm. En tepede... Anayasa vardır. Onun altında kanunlar vardır ve kanunların anayasaya uygun olması şartı vardır. Hı hı. Değilse iptal edilir zaten. Anayasa Mahkemesi de onunla görevlidir. Hı hı. Kanunların uygulanmasını eden tüzükler çıkarılır eski adıyla talimatname. Onları uygulamak ve halka indirmek efendim detaylara e, seyyaliyet, seyyaliyet kazandırmak için yönetmelikler eski de işte talimatname. Yani bu hiyerarşi onun da altında işte muktezalar, yönergeler falan hı hı. filan. ...kültürümüzde normal hiyerarşisi... ...Kur'an-ı Kerim, Hadis-i Şerifler... ...Kelam-ı Kibar, Şairler. Hmm. <laughs> yani şairin sözünün... ...yukarıdaki üç... ...maddeye uygun olması beklenir. Ee, öyle olursa kalıcı olur zaten. Ha... E, ...uygun değil hatta... E, ...oldukça aykırı... ...olduğu halde... ...ravaç bulan şair yok mudur? Vardır. Yani olabilir çünkü... ...ee... Firavun'un da torunları yaşıyor. Evet, yani. Aynen. İşte burada dikkat, dedim ya temel din bilgileri olmadan bizim şiirimizle meşgul olmak pek öyle tavsiye edilecek bir şey de değil yani. Hmm. Yani Kimdi? Muzaffer... Iı, yok... Ozak. Muzaffer, Muzaffer Ozak. Muzaffer Ozak evet. evet. Sahaflar şehidi yanılır da ona gitmiş çok esaslı ağır bir tasavvufi kitabı istemiş de çocuk. Çocuğun haline bakmış. Bir iki konuşmadan sonra anlamış. Mızraklı ilmali çıkarmış. Yavrum sen buradan bir yürü bir bakalım. <gülüyor> 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 yani herkese de her şey verilmez. İlkokul çocuğunu anatomi um, kitabını al oku denmez yani. Evet. E, şairlerimizin böyle bir misyonu kendiliğinden oluşmuş yani yüzyıllar içinde. Hele bizde bu iyice fazla yani. Sadece 19. yüzyılda biz divan tertip eden 10 bin şair yetiştirmişiz kardeşim yani. Ya. yani. Bu anormal bir çokluk yani. Ama görüyoruz ki. Genel itibariyle, kahir ekseriyet itibarıyla temel değerlere vakuf İslami değerlerle mücehhez, e, asgari bir bilgiye de, yaşayışa da sahipler ve ondan sonra terennüm etmişler. Hmm. İşte o inceliği kavrayacak kadar bilgilenmek de tabii ki elzem. Baktığımızda ama İslam edebiyatının zirve örnekleri Türkçede çıkmış diyebilir miyiz bizim evet, dilimizde? Tabii, tabii, Bakıyorsunuz rahat. Yunus Emreler, Şeyh Galipler, Bakiler hepsi bizim medeniyetimizin aslında görünüşü. Evet, bu medeniyetin böyle bir özelliği var. Neden böyle hocam? Çünkü onlar da çünkü mesela Mısırlılar da, Araplar da atıyorum Hindistanlı Müslümanlar da çok sevdiler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselamı. Fakat bu kadar şey neden bizde dile geldi sayfaya düştü? Bunu hacda gördüm cevabını orada hmm. buldum sanıyorum. Avrupalı birkaç arkadaşla, yani biri Hollandalı, biri Alman, biri İngiliz idi. Bunlar İslamiyet'le tanışmışlar, hacca gelmişler. Ben 2017'de gitmiştim. Yani çatpat İngilizcemizle yaptığımız konuşmalar sırasında, Alman delikanlı dedi ki, biz İslamlığı öğrendik, işte bir şekilde kelime-i şehadet getirdik falan ama, yani Müslümanca yaşamayı, Sizlerden, siz Türklerden ahzetmek istiyoruz. Sizleri takip etmek arzusundayız. Bu tabi sevindirici, gurur verici bir şey ama sebebi merak ettim doğrusu. Ne fark görüyorsunuz dedim. İşte burası hmm. haç burada. Hmm. Dünyanın dört bir tarafından gelen Müslümanları burada görüyorsunuz. Neden biz? Sizde olan iki şey onlarda yok dedi. Özellikle Arap toplumunu hmm. kastediyor. Nedir o iki şey? Edep ve cihat. Edepten ne anladığını izaha ihtiyaç yok. Saygılı davranma, ölçülü davranma hakikaten öyledir yani. Onun sayısız örneklerini gündelik hayatta da görürüz. Hı hı. Cihat dediği ise şu. Siz başkalarının da İslam'la müşerref olması gayretindesiniz. Hı. Yani bunu en azından kalben ve samimi olarak istiyorsunuz. Seviniyorsunuz biri Müslüman olunca. Onlar da bunu görmüyorum der. O başka bir şey sanki dedi. Yani... Söylemeye dilim varmıyor ama e, bizim dinimiz bu, bize ait. Diğerlerinin gelmesi mahzurlu değil ama pek de şart değil yaklaşımı. Böyle bir hmm. olumsuz bir milliyetçilik yaklaşımı var maalesef dedi. Hmm. İşte o tavır yani hem edepli olmak, saygılı olmak ve hem de başkalarının da kavuşmasını arzu ediyor olmak şairlerimizi de sultanlarımızı da devlet yapımızı da şekillendirmiştir. Hmm. Yani temelde bu var. Dini İslam'ın mücerred gayretidir gayretim. Diyor mesela. İmtisali cahidi fillah oluptur niyetim. Nefsüm mal ile nola kılsam cihanda iştihat. Hamdülillah var gazaya sad hezaran rabetim. Sultan Fatih neden sultanlık yaptığını, neden harplere girip çıktığını, İstanbul'u niye fethettiğini, devleti niye öyle yapılandırdığını anlatıyor bize. Arka planındaki değerler manzumesini. Yani başkaları İslam'la şereflensin diye çalışıyoruz, gayretimiz bu diyor. İşte o yaklaşım edebiyatımızı şekillendiriyor, hı hı. coşturuyor ve onlar Şairin elindeki kalem askerin elindeki kılıç gibidir. Yani kalemle kılıç ikisi de keskindir. Hatta kalem kılıçtan daha keskindir. Yani bizde çok söz olmasının, çok şair yetişmesinin arka planında bu var. İstiyoruz ki herkese ulaşalım, mümkün olduğunca herkese dini İslamı tebliğ edelim. Bu güzellikleri onlara da anlatalım. Allah'ın habibiyle tanıştıralım. Diyelim ki siz bu dünyaya böyle böyle geldiniz. Bakın yarın şikayet edersiniz. Haber vermeli dersiniz. Aman beni de zor durumda bırakmayın. <laughs> yaklaşımı Şey, bize şiir yazdıran bu motivasyondur. Eyvallah. Bu, bu medeniyet, medeniyet akışının bir yerde kesildiği hep söylenir ve hep büyükler bundan şekva ederler. Sizin de konuşmalarınızda sıkça değindiğiniz bir husus bu. Peki bu edebi birikiminde kesildiğini söyleyebilir miyiz hocam? Maalesef. Yani. Son zamanlarda özellikle son yılda, yüz yılda bunu, çok güçlü örneklerine rastlamıyoruz çünkü değil bunu mi? Bunu söylemek zorundayız. Yani her sahada çöküş varken burada olmaması zaten mümkün değil. mümkün değil, değil, değil Beklenemez. Ee, bunu suni bir durdurma olduğunu, bunun suni bir durdurma olduğunu... Arnold Toynbee tespit ediyor. Hı hı. Yani Osmanlı medeniyetini adam 51 sene inceledikten sonra... ...vardığı neticeyi bildiriyor bize. Diyor ki... E, ...durdurulmuş medeniyettir. Yani suni olarak... ...yapay olarak... ...zecri olarak... ...yani tabi ömrünü tamamlamasına fırsat verilmeyerek... ...tekere çomak sok olarak... ...bu medeniyet durduruldu diyor yani. işin e, kaba Türkçesi bu. Hı hı. E, durunca da... E, ...her sahada çöküş görülüyor... 50 yıl önce yazılan geçtik şiiri nesri anlayamayan okumuşlarla. Ne kaybeder nesri anlayamayan, şiiri anlayamayan? Ne her kaybeder. şeyi kaybeder. Yani hayatın anlamı da Bu kadar mı hayat? Bu her şey. yani hayat demektir. Çünkü anlaşamayan, anlatamayan dövüşür. Yani sözle ifade edemeyen, sözle derdine derman bulamayan kişi için iki yol kalır. Şiddete dönüşür o içerideki Problem. Ya dışa yansıtır kavgacı olur ya içe yansıtır bunalımlı olur yani ikisinde görmekte yaşamaktayız. Hmm. Güzel sözün hakim olduğu toplumda huzur hakimdir çok fazla dava olmaz çok fazla gürültü patırtı olmaz hacet yoktur stres kelimesi pek tanınmaz hmm. öyle bir kavram yoktur bunalımlar falan söz konusu değildir e şimdi ikisi de varsa. Ee, sebebi gayet açık. Lisan zayıfladığı için yani 20 bin kelimeyle konuşan adam nerede? 200 kelimeyle konuşan adam nerede? Konuşamadığı için ne yapacak? Birikecek. Yani patlamalar zuhur ediyor. Olur olmaz sebeplerle insanlar kendilerini mahkemede buluyorlar. Evler, aileler çöküyor. Boşanmalar çığ gibi oluşuyor. Ee, Marif etmiş gibi övünüyoruz, kocaman kocaman adliyelerimiz var, veya yani cezaevlerimiz var. Bu toplumda barışın çökmesi, huzurun gölgelenmesi, mutluluğun azalması demek doğrudan doğruya. Hı hı. Yani biz kendimiz gibi yaşamayıp, kendi değerlerimizden uzak suni bir hayata mahkum olmamız sebebiyle her sahada huzursuzluk cereyan ediyor. Tabii ki hep burada da. Hı hı. Ferit Sıdala, TRT Ankara Radyosu'nda, Klasik Türk müziğinde otorite bir zat idi. Şahsen tanımadım ama gıya ben iyi biliyoruz ki bu sahanın Duayen ismi. Hı hı. Pespaya bir müzik tarzının topluma hakim olduğunu gören bir talebesi bundan şikayet ederek hocam nedir bunun sebebi yani Hacı Arif Beyleri yetiştirmiş Şevki Bey yetiştirmiş bir iklimde bu ne, bu ne haldir dedi, dediğinde Ankara'da Mamak'taki radyo evindeler perdeyi aralıyor ve Mamak'ı gösteriyor mimarisi bu olan toplumun mosikisi o olur diyor hepsi birbirinin Birbirine... aslında mütemmim cüz'ü değil mi? tabii yani o toplum cami yaparsa böyle yapar <laughs> Nesini beğenmedin diyeceksiniz de... Ben şimdi yeni yapılan camilere bakıyorum da... Yani... E, özensizlik orada da kendini gösteriyor. Ya altında iki kat, üç kat dükkanlar... Böyle bir... E, biçimsiz bir biçim hmm. şekilde... Veya... ve Veya değil ve... Camiden çıkar çıkmaz ayakkabınızı caddeye bırakıyorsunuz. Öyle... Bahçesi falan olmayan... Yani böyle huzur... Müminin... Müslümanın rahatı cami avlusunda. E, caminin avlusu kalmadı. <laughs> yani ruhsatı kolay almak için cami yapıyormuş gibi yapıp e, camiye böyle bakınca içine giren cemaati de öyle bakıyorsun tayin ettiğin din görevlisine de öyle bakıyorsun. Akarı da kalmadı caminin icdadın yaptığı gibi kendi masraflarını gö görecek. Mecburen para istemek durumunda kalıyorsun yani, onu dilenci yani, durumuna onu koyuyorsun. hoşluk oluyor. Ondan kurtulmak için altına dükkanlar onun kiraları falan diyorsun. Bu başka... Sonra biri geldi bizim yanımıza bir defasında ben bu caminin işletme müdürüyüm dedi. He, buyurun. Samimi söylüyorum kendi böyle <laughs> Allah. tanıttı. <laughs> Allah ben ilk dediğim şey oldu yani zarar ederse kapatacak mısınız demiştim yani. Adam gülmüş diyor öyle değil yani, falan ama burası yani. bir işletme dedi yani, yani bu aşağıdaki. Işletmeyiz. Aşağıda Aşağı biz... kaç tane dükkan var dedi yani bunlar. Ne tuhaf ne acayip. Hasbilikten şey. hesabiliğe geçiş işte bu. Hmm. Yani bizim medeniyetimizi tarif eden en temel kavram hasbi olmaklığımızdır. İslam'la müşerref olduğumuz günden bugüne kadar her davranışımız devlet yapılanması, vakıfların inşası, topluma e, hakim olan yardımlaşma e, kültürü hasbiliğin bir neticesidir. Yani ucunda ne var? Bizim bize ne düşer bundan gibi sorular sorulmadan yapıldığı için verimli, bereketli, güzel hmm. ve mutluluk sağlayıcı olmuştur. Tersi hesabı bu defa hesap etmeye başlıyorsun. Nereden kazanacağız? Ee, Üstte ne kalacak? Artı değeri ne falan? E bu bu ise işin e, ihlasını, kaçırıyor, samimiyetini kaçırıyor. Ortaya bir yapmacıklık çıkıyor. Hiç mi iyi örnek çıkmadı hocam? Yani o baremde iyi örnek yok herhalde değil mi? Yani iyi örneklerimiz çok, var eyvallah. Çok az yani. Ama Fuzuli, Sönmez. Baki o, o şeyde yok herhalde değil yani mi? Yani 19, 1970'lere, 80'lere gelene kadar ...birçok fuzuli çapında, üslubunda şairle tanıştık. Hmm. Talihsizliğimiz ne? Aynı dönem bizde... ...zecri bir kültür devriminin de yaşandığı dönem olduğu için... ...onları görmedik. Şimdi özel dikkatle bakanlar bunları kurcalayabiliyor. Mesela acizane dikkatimle şunu gördüm ben. Sadece 20. yüzyılda yetişen... ...divanları henüz basılmamış... Ama birinci sınıf şair denmeye layık isimler üzerinde bir araştırma yapsak... ...birkaç yüz isme rastlayacağız. Birkaç yüz. Hmm. Ve ben bunun birçoğunu az ya da çok gördüm. Basılmamış divanlarını e, kurcaladım, sayfa karıştırdım. E, talihsizlikleri e, 40'lı 50'li yıllarda cereyan eden dönüşüm işte. Hmm. Kentsel dönüşüm diyoruz ya şimdi. Evet. Orada da böyle bir kültürsel dönüşüm, kültürel dönüşüm talihsizliğine çarpmışlar. Abdurrahman Şeref Güzel yazıcı, İstanbul müftüsü, Fuzuli çapında bir şair, Yozgatlı Fenni, efendim, Muhittin Targan. Aman Allah'ım ya o kadar çok yetiştirmişiz ki fakat işte hepsinin ortak problemi şu. Biz onları Kürkçüoğlu, bir tane ismi takıldı kafama da çıkaramamıştı. Hı. Kürkçüoğlu, Tahirül Mevlevi. Hepsinin problemi aynı. O dönemde iltifat azaldığı için yahu adam bütün çağların en önemli, en başarılı hattatı haline geliyor. Mesela hattat Hamit. Ama öyle bir dönemde hattat ki işsiz yani adam. Geçim sıkıntısı çekiyor. Allah Allah. Yani ekmek parasına muhtaç hale geliyor. Çay parasını ödeyemeyip çaycıdan azar işitiyor. Yani yaptığımız şeyler bu, bu bizim yani. Biz en değerlilerimizi yine hale soktuk. Yani kültürel dönüşüm gibi lafların arka planı çok hazin, çok, çok trajidir trajidir yani. trajik, trajik öykülerle yani. dolu. Neler oldu. yaşandı yani? Çaycı gelmiş de çay parasını öde falan. Ben o handa görmüştüm kendisini. Hatta Tahmit merhumu. Evladım bana hatta Tahmit derler. Ben de paran kalmaz diyor. Sen hatta Tahmit'sen ben de çaycı Bekir'im diye celalleniyor <laughs> ay, çaycı. Ay. Hatta Tahmit merhum nükteden da biriydi. Her handa bir çaycı Bekir bulunur ama yüzyılda bir hatta tamit gelmez evlat diyor. Bunu söyletmek zorunda kalıyor. Bunu söyletmek zorunda kalıyorsun yani. İşte şairlerimize de bunu yaptık. Yetiştiler ama biz onların kıymetlerini bilemedik. Yani resmi, resmi olarak, lazım. devlet ne politikası lazım. olarak bilemedik, ne bilmedik. Lazım. Çünkü onlar o muhteşem gazellerini, Nabi gibi, Baki gibi, Şeyh Galip gibi eserlerini verirlerken biz klasik batı musikesi üzerinde terennümler yapıyor. Senfoni orkestralarına gidip geliyorduk. Ya, falan. ya. An -şant ediyorduk, merci diyorduk, bonjour diyorduk. Peki hocam şimdi İslam edebiyatının hani bakıyoruz şahı eğer şiirse o şiirlerin de şahı naatlardır diyebiliriz değil mi? Evet. Gönül huzuruyla. Baktığımızda yeryüzünde hiçbir millet, hiçbir topluluk tam bu, bu kadar çok naat-ı şerif yok, 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 çıkmamış herhalde ben, değil mi? Birazdan da, bu naatlardan konuşalım mı? Efendim? Hay hay. Hay hay. Sözün ufku şiir. Şiirin ufku naattır demişti. Hmm. Cemil Meriç Üstad. O naatlardan en meşhuru belki de yani kamuya mal olmuş herkesce duyulanı Fuzuli'nin su ise hmm. ikinci nabinin o meşhur beş beytlik naatıdır. Fakat böyle nadiren yazılmış naatlar var ki az tanınmış şairlerimize ait. Bunlardan biri Elime geçtiğinde çok heyecanlanmıştım. Nazilli'li Ali Galip Vasfi merhum. 1901 vefatı. Ama biz onu yani çok özel bir dikkatle ısrarlı takip etmedikçe göremiyoruz bile yani. Hmm. Gözden nihan hmm. olmuşlar hmm. anlattığım sebeplerle. Natından bir beyt söyleyeyim önce. Demiş ki azabı duzahı azabı duzahı çekmez sana ümmet olan Adem. Feter da sana haktan bir atadır ya Resulallah. Senin ümmetin günahkar da olsa ümit ediyorum ki azap görmez ya Resulallah diyor. Çünkü feter da sana verildi. Sen feter ehlisin. ehlisin. Dedim ya şimdi şairin doğru yolda olduğunu nasıl anlayacaksın? Yani adam öyle bir şey söylüyor ki çok derin bilgiye vakıf olduğu gayet net. Duha Suresi 5. Ayet-i Kerime'ye atıf yaparak ve <laughs> Cenab-ı Hak buyurdu ki sana o kadar çok vereceğim ki yeter, yeter diyeceksin. Yeter daha razı oldum diyeceksin. Yani vereceğinin sınırı senin rızan. Açık çek, yani la teşbi. Hazreti Peygamber burada büyük bir sevinçle Öyleyse ümmetimden kimsenin cehennemde kalmasına razı olmam. Hepsi cennetlik olana kadar, cennetlik kadar yeter değil Razı olmam diyor. Bunu Hazreti Cebrail'i şahit tutuyor. Bu noktaya işaretle ümit edelim ki hak eden de kurtulur sana ümmet olmak hasebiyle ya Resulallah diyor. Şimdi aynı şair devam ediyor. Behişti heşti tezine ileyen nuri vücudundur. <laughs> Ziyası nuri zatından nümadır ya Resulallah. Kısadan kısa ifadesiyle Cennet sekiz cennetin bütün nimetleri senin bir sadakandır ya Resulallah. Yani sen Allah, ya Allah. verdiğin bir sadakadır o cennet. Cennet cennet dedikleri demişti ya Yunus Emre. Evet. Yani onu bir başka vecihle söylüyor. Bir başka isim demin sayarken gelmemişti aklıma. Abdurrahman Şeref Güzel Yazıcı demiştim. Ee, İstanbul müftüsü vefat 1978. Ali Fikri Yavuz'dan sonra hı hı, müftülük hı, yapmış hı, koca İstanbul'da ve bu adam öyle bir şair ki yani yok artık ya insanın e, nefesini keser bunlar. Diyor ki e, ateş çöllerde göstermek yeter envacı hüccacı bu dava şayet isterse delail Ya Resulallah. Vay ya kardeşim. Resulallah senin davanın delile ihtiyacı yok ama Sen diyor. Artık. Olur ki bir akıldane delil istiyorsa söyleyeyim. 5 milyon insanın diyor bir kara taşın etrafında gözyaşları içinde deniz dalgaları gibi dönmesine baksınlar da <laughs> aşk nedir görsünler. Bu da mı yetmez adama delil olarak diyor. Bir yetim şöyle dedi. Gel gidin dedi o taşın etrafında bir dönün dedi yani. Bu emre ittiba o yetimin sözünün hatırına 1400 sene sonra 5 milyon insan aynı gün aynı saatte orada. Benzeri gösterilemeyecek bir şeydir Kesinlikle. diyor. Bir başka isim Hüseyin Siret Özsever merhum. O da 1959 Yahya Kemal'den işte hemen bir sene sonra. Bakın hep unuttuğumuz isimler. Hı hı. Siret Özsever natında şöyle demiş. Uşşak-ı zarı varken bihad o kibriyanın maşuk münferitsin Mevla'ya ey Peygamber, Siret ne söyleyeyim ben? Meddahı kibriyadır. Tavsife muktedir mi? Mehtabı kir mi? Ahter. Çok uzun bir nahttan iki beyt seçtim. Anlamı şu, birincinin manası şu. Diyor ki, bütün peygamberler Allah'a aşık. Allah sana aşık ya Resulallah. <laughs> Sonraki beytte de ben seni nasıl öveyim? Senden nasıl söz edebilirim ki? Seni öven Allah'tır. Allah'ın övdüğünü ben nasıl öveyim? Ama sözü dilime, kalemi elime almamın sebebi şu Senden söz ederek ben şeref bulmayı murad ettim ya Resulallah. Yoksa benim seni övmeye kalkışmam yerde sürünen zavallı tiksinç bir kurdun mehtabı anlatması gibi bir şeydir. Allah yani Allah. Seviye farkı böyle bir şey diyor. Ki o rüyada görerek hikayesini duymuşsunuzdur. Fahrettin de intisap ediyor 50'sinden sonra. Epey dalgalı bir ömürden sonra. Onu görünce de işte ben huzurunda yer öptüm, tacı dar oldum bugün. Bir muhabbet neşesiyle ilkbahar oldum bugün, geçti sevdalarla ömrüm, ihtiyar oldum bugün, ben huzurunda yer öptüm, tacidar oldum bugün diyor. Onu bir kadına aşk zannederler söyleyenler, bestelenmiştir. Şarkısı çok doku, beyati, dokunaklı bir eserdir. Hı hı. Halbuki şeyhine söylüyor, seni gördüm de insana benzedim falan diyor. Şeyhi ona demiş ki, güzel şairsiniz ama natınızı görmedik. Siret Bey keşke bir naat yazsa görmeden yazamıyorum demiş. Of of of. Biz demiş öyle bir ekole mensubuz. Görmemiz lazım demiş. Şeyhi de gör öyleyse demiş. Allah utandırmamış Fahrettin Efendi. Gece rüyasında Resulullah'ı görüyor. Sabah uzun bir naatla kapıya dayanıyor. Gördüm ve yazdım efendi diyor. <laughs> Muazzam bir naattır. Hüseyin Siret Özsever. İşte emsa, yani bitmez tükenmez isimler yetiştirmişiz. Abdülaziz Mecdit olun Balıkesirli. Demin hmm. düşündüğüm bir isim de oydu. Girenler nakdi can isar ederler babı teslime erenler bezmine bir başka türlü armağan olmaz. Aşıklar meclisine girenler ya Resulallah canlarını peşin verirler. O ilk taksittir. Zaten bu kapı da candan başka hediye kabul görmez. Yani bu adamlar 60'lı 70'li yıllarda ruhlarını teslim etmiş ya daha dün torunları hayat duran insanlar ya Yani neler yetiştirmişiz ama işte o, o yani bir yanlış bir algıdır yetişmedi. Yetişmedi sözü bugün için belki çoktu. Yetişmiyor sözü bugün için kısmen doğru olabilir de. Kırklı, hmm. 50'li, 60'lı, 70'li yıllarda bolca yetişmiş olmasına rağmen kıymet bilinmedi. Kıymet bilinmedi. Bizde rüzgar tersinden esiyordu. O yüzden mevsim kıştı bunlar kardelen çiçekleri. Yani. <laughs> Ama şimdi e, gençler arasında meydana gelen bu ilginin yavaş yavaş onları e, aramaya sevk ettiğini görüyorum. Döner mi işte. buradan hocam? Efendim? Döner mi bu işler buradan? Onların Orayı tam, yakalar mı yani yeni nesil yeniden azmetse? Onları anlamayı ben yakalamak kabul ederek ha, evet diyorum. Anlamak bile. Ve ben onu diyorum yani bu ki yenisinin yazılmasından daha da önemli buluyorum ben bunu. Yani onlarla irtibat kurmak aynı ruh iklimine girmek onların hassasiyetleri ile titremeye bak metafizik ürpertiyi hissetmek <laughs> o kokuyu duymak fazla fazla yani Yeterlidir diye evet. düşünüyorum ben. Onu da ümitle bekliyorum. Pek boş değil. Sen beni çok yakından takip ettin, gördün. 20 yaş ortalamasında binlerce genç salonları doldururken... ...aradıkları neydi Allah aşkına? Top mu vardı içeride? Pop mu vardı yani? Ben onlara sorduğumda da aynı cevapları aldım. Güzel söz duyduk da dinlemedik mi hocam diyorlar ya. Bulunca geliyoruz işte evet. diyorlar. Yani bir merak... Bütün mesele o. İlginin bir uyanması... Bir merakın uyanması. Ya, bir dakika bildiğimiz gibi de değilmiş bu yani. Şöyle bir daha bakalım. Hmm. Yani taraf gir bir eğitime maruz kalmışız. Bize kötülük yapılmış. Hele dur bakalım. <laughs> bir. Hele bir dur bakalım. <laughs> Mesele cümle içinde kullanmak değilmiş kelimeyi değil mi? <laughs> Hocam bu mühendislik midir Kaçı mühendisliktir bu şiirlerin, bu örneklerin? Yani çok iyi bir kelime mühendisi olan bir adam aşk olmadan yazabilir mi? Yazsa tesir eder mi? Mühendislik bu işin en fazla yüzde onudur. Öyle midir ya? Yüzde doksan Hadi mıdır? biraz daha cömert davranayım yüzde yirmi diyeyim. Ama katiyen üstü aşktır. Yani... Yazan olmuş mudur yani hocam? Yani yazan adam olmuş adam mıdır? Ha yok. Olma yolundadır. Asgari. Dert dertlidir Asgari en azından. dertlidir. Ha. Yani zaten şimdi olmak öyle bir şey ki herhalde olanlardan böyle göz ucuyla çaldıklarımı söylüyor. <laughs> Konuşmamaya başlıyorlar ondan sonra. Pek fazla. söze hacet kalmıyor. Olan susuyor. Susuyor. Ya giderken söylüyor zaten ne söylerse. Yoldayken söylüyor. Coşkuyla söylüyor. Hmm. Akarsu nehre giderken akıp köpürmesi gibi, çağlaması gibi. O esnada söylüyor. Kavuşunca Of ne kadar Şu güzel. Joylarken verdiler deryaya. oldular muş e oldular. Artık konuşacak bir şey yok onun. Kusura bakma artık. Artık okyanusu deryayı dinledi. Ben benim söyleyeceğim dinle. bitti. Evet. Evet. Bu coşkuyla kavuşamama ızdırabıyla, kavuşma heyecanıyla söylenen şeyler. tabi onlar yaşadıkları seyri süluku hikaye ediyorlar aslında. Yani şiirde gördüğümüz o heyecanlar... kendisi için... tecrübenin yansıması. Yaşadığını anlatıyor. Hmm. Salih Baba'nın vefatı 1910 azizim ya. Yani... biz Bir de böyle Osman Bedrettin Hazretleri diyoruz. Zihnimizde 3 asır geriye falan. Hayır efendim 1928 ya. Allah Allah. Dün yani... İşte o döneme rast bizi... Acaba neresindeyiz bu işin diye... bir tereddüte sevk ediyor. Biz... Ee, çok yakın olduğumuz değere şeyden dolayı, anlayıştan dolayı galaksiler kadar uzak düşmüş garipleriz, garibanlarız. Bunun hayatımıza yansıma biçimi fecir mesela hayatımızdan çıktı. Yani geç uyanıyoruz ya. Hmm. Geç uyanan bir toplumda böyle aşikane terennüme pek rastlanmaz. <laughs> Çünkü bülbüller seherde öter. <laughs> evet. O vakitte ayakta olanlar, o vakitte yaşayanlar. Yani mesela şairin biri şöyle söyledi. İçindeki ukdeyi diyor çözmek için seher vakti çekeceğin bir ah yeter diyor. İlacı da odur diyor. Bir ahı sehergaha bakar ukde-i derun. Nitekim Gonca Yakuşa adı Bağdı Seher verir. Nitekim diyor Gonca gül olarak açılmasını Seher Yelin'e muhtaçtır diyor, borçludur. Seher Yelin'e uğrayınca açar diyor. Gönüller de öyledir. Biz Seher'i kaybettik. Tam burada özür dileyerek araya gireceğim. Hani dedim ya yüzde kaçı mühendisliktir, yüzde kaçı aşktır? Seher'i kaybettik derken kelimeleri yitirdiğimiz aşikar zaten. O terminolojiye artık hakim olmadığımız evet. aşikar. O kadar seven adam da mı çıkmadı hocam? Bunu böyle anlatacak kadar sevenimiz de mi yok bizim son 50-60 yıldır? Bizim kadar gevezesi yok belki. Hmm. Yani onlar anlatmadılar değil. Çok anlatan oldu da. Kimi akademisyendi Üslubu toplumla pek fazla buluşamadı. Buluşmadı. Hmm. Kimi üst seviyedeydi, avama yaklaşmadı, yaklaşamadı belki. Hmm. Yani. Bunu şahsıma irca etmeyi hiç arzu etmiyorum ama... ...zaruri olarak şu anda mesele oraya gelmiş bulunuyor. Hmm. Hem akademisyen olmayan... ...hem ermemiş olan... ...ama arzulu, iştiyaklı, meraklı olan... ...ve biraz da çenesi düşük olan birine ihtiyaç vardı sanki de. İş o yüzden... ...biraz bizde düğümlendi. Hmm. Yani ben... ...okuduğumu... ...ve edindiğim heyecanı tutmadan hemen paylaşıyorum. Bu ne kadar doğru onu bilmiyorum... Ama başka türlüsünü de yapamıyorum. Ee, eğer ben tanıdımsa Hüseyin Siret Bey'i, tanıdımsa Yozgatlı Fenni'yi, Konyalı Veysel Öksüz'ü bir mi? an önce birilerine de tattırmak istiyorum yani. İçim de rahat etmiyor yani. Ben tattım niye o tatmasın diyorum. Biri yer biri bakar kıyamet ondan kopar falan diye. <laughs> Ve görüyorum ki o üslupla tanışmak istiyor. Gençler de bunu seviyorlar. Al yavrum Veysel Öksüz'ün eserini de kendin oku dediğin zaman pek bir şey almıyor, alamıyor. Hı -hı. Çünkü arada bir tercümana ihtiyaç var. Yani 60'ları yaşamış, 70'leri yaşamış. Biraz böyle fırtınaya maruz kalmış. Bir gitmiş gelmiş. Hı -hı. Yani ve gençlerle de ortak dil aramış. Yani bir orta nesiliz biz. Bizim. Fakat bu sana da çok ciddi bir şey getiriyor aziz kardeşim. Şimdi sen benden aşağı yukarı 15-20 Hı -hı. Yaş daha gençsin. E şimdi biz buna devam ederken çocuklar da büyüyorlar ve ben yeni gelenlerle ortak dilde e, muvaffak olamayabilirim. Olma Hı -hı. olamam zaten. O senin işin artık. Hı -hı. Yani bu bayrak yarışı böyle devam ediyor. Heyecanı alıp daha gençlere evet. aktarmak gerekiyor. Günümüzde. Eyvah Fuzuli çapında bir şair yetişmeli diye hayıflanmanın yeri yoktur. Yetişmezse yetişmesin. Fuzuli anlaşıldıktan sonra mesele yoktur. Yani yani bizim ya her şeyimiz eee uğramıştır. Yani bir bütün sistem altüst olmuştur. Tanzimat, ıslahat, inkılap, reform, devrim ard arda gelen beş fırtınayla biz iki asırdan bu yana habire kendimizi <laughs> kötülemişiz. Evet. Habire kendimizi dövmüşüz efendim. Şimdi ya kardeşim bak bazı kelimeler sana uzak gibi geliyor ama bu adam Türkçe söylemiş. Tamam yeni dile günümüz Türkçesine bunu bir şekilde tercüme etmekte de fayda var. Yani insan değil misin meğer filan diyerek ya. onun ruh dünyasına sipariş etmek mümkün. Eyvallah. Teşekkür ederim canım efendim. Allah, Allah, sizden razı Allah, olsun inşallah. Allah. Rabbim size hayırlı uzun ömürler versin. Biz de uzun uzun istifade edelim. <laughs> Amin estağfurullah efendim. eksik olmayın. Peki efendim programımızın sonunda son sözleriniz ne olacak? Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü Muhammeden abduhu ve rasulü. Allah razı olsun. Kelime-i kelime tayyibesiyle çene kapamayı nasip etsin. Cenab-ı et, Allah bizlere çene kapamayı nasip etsin. Amin inşallah. Çok teşekkür ederim efendim. Kıymetli dostlar bugünkü bölümünde böylelikle sonuna geldik. Ee, bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. İnşallah İnşallah faydalı olmuştur. Allah'a emanet olunuz. Ahiriniz evinizden hayırlı olsun inşallah.